arz güvenliği ve makul maliyetleri olan bölgelere yönelebileceği değerlendiriliyor. Evet, gündemin başlıklarını konuşacağız. Bugün konuklarımız, uzaktan bağlantıyla konuklarımız Yeni Şafak gazetesi yazarı Doçent Doktor Yusuf Dinç, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bünyamin Bezci, Milliyet gazetesi yazarı Doçent Doktor Hakkı Öcal ve TESPAM Başkanı Oğuzhan Akener bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza tek tek. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Şimdi bugün kalabalığız malum. Gündemde yoğun hiç şüphesiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da. Oradan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün orada Putin'le tabii bir görüşme gerçekleşecek. Ve o görüşmenin çıktıları oldukça önemli olacak. Ama bu görüşme öncesinde dün Vladimir Putin'den oldukça kritik bir açıklama geldi. Biraz önce de aktardık haberimizde. Türkiye'de bir enerji merkezi kurabiliriz ifadesini kullandı. Aslında yani savaşın başlaması ve sonrasında Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Rusya'nın da bu yaptırımlara karşı enerji kozunu kullanması ile birlikte Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji krizinin nasıl çözüleceğini uzun bir zamandır aslında tartışıyoruz. Avrupa'da ciddi arayışlar içerisinde alternatif yani Rus gazını ikame edebileceği kanalları çok fazla aradı. Ama burada hep Türkiye'nin bir ara bulucu ya da bir üs haline gelebileceğini aslında bir süredir tartışıyoruz. Ve Putin'den gelen bu açıklama da aslında bu tartışmaların ne kadar yerinde olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu. Oğuzhan Hocam sizinle başlayalım. Yani Türkiye, evet bakan dönmez teknik olarak mümkün bir hazırlık gerekiyor ama dedi. Bir enerji merkezi olması ne anlama geliyor Türkiye'nin? Zaten Türkiye üzerinden çok önemli hatlar geçiyor ve bir süredir de aslında biliyoruz, şunu biliyoruz. Türkiye coğrafi olarak çok önemli bir konuma sahip. Enerji, yoğun enerji ihtiyacı duyan ülkelerle enerjiye sahip ülkeler arasında bir köprü vazifesi görüyor ama son gerçekleştirilen projelerle sadece köprü değil bir enerji üssü haline gelmeye de başladığını biliyoruz. Ama Putin'den gelen bu açıklamanın anlamı nedir? Türkiye bir enerji üssü haline mi geliyor? Evet, Türkiye'nin bir enerji üssü haline gelmesiyle alakalı aslına bakarsanız elimizde birçok argüman var. Yani bu argümanlardan en başında, bunların en başında Türkiye birinci olarak yani bölgedeki en büyük doğalgaz tüketici ülkelerin yani ilk üçünde neredeyse geliyor. Hani Avrupa'yı da dahil ettiğimizde yani mesela Almanya ve İtalya sadece bizden daha fazla gaz tüketiyor. Üçüncü sırada Türkiye var tüketim noktasında. Yani birincisi Türkiye önemli bir pazar bölgede. İkincisi hani bütün taraflarla olan istikrarlı görüşmesi ya da görüşme süreçleri, diplomasisi, öte taraftan jeostratejik konumu gereği birçok farklı kaynaktan tedarik edebilme altyapısı gibi bunların hepsini üst üste koyduğumuzda Türkiye'nin bu süreçle alakalı avantajı öne çıkıyor. Öte taraftan Putin'in açıklamalarına baktığımızda şimdi Rusya'nın uzun vadeli Avrupa'ya gaz ihracat politikaları dahilinde iki tane önemli projesi vardı. Biliyorsunuz daha önce hani yani bundan bir 30 sene geriye gittiğimizde daha çok Ukrayna ve Belarus üzerinden giden eski hatlarla bölge besleniyordu. Hatta Batı hattı üzerinden biz gaz alıyorduk çoğunlukla. Bu Ukrayna, Romanya, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen hattan bahsediyorum ki oradan Balkanlar da besleniyordu. İlgili linkler vesilesiyle. Tabii şimdi öte taraftan Rusya bu süreci zaten Ukrayna ile yaşadığı problemler bir kenara, öte taraftan bu mevcut doğalgaz dağıtım sistemi eskiydi, eskimeye başlamıştı. Ya Rusya zaten alternatif hattı politikaları oluşturmaya çalışıyordu bu bağlamda. Bu süreç içerisinde de Rusya'nın iki tane önemli adımı vardı. Biri Kuzey adımı olarak ifade edebileceğimiz Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattı projeleri. İkincisi de Güney olarak ifade edebileceğimiz ya da Güney rotası olarak vurgulayabileceğimiz, hatta o daha önce Güney Akım projesiydi biliyorsunuz. Bulgaristan üzerinden gidecekti. Bulgaristan'da yaşanan bazı problemler sebebiyle ve Erdoğan ve Putin arasındaki yakın ilişki silsilesi ve Türkiye'deki istikrar sebebiyle bu Güney Akım iptal oldu ve Türk Akımı'na döndürüldü. Yani Rusya'nın bu iki rotası dahilinde özellikle Avrupa ile yaşanan gaz krizi, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına bu süreçte yapılan sabotaj, hatta terörist saldırı olarak bile ifade edebiliriz. Bu saldırılar akabinde, hatta biliyorsunuz ortada Rusların işlettiği boru hatlarına bir sabotaj düzenlenmiş ama bu boru hatlarına ne olduğuyla alakalı incelenmesi noktasında Rusya
Rusya ekiplere dahil edilmiyor. Yani Rusya zaten bunu görüyor. Bu bağlamda rahatsızlık duyuyor. Özellikle kuzey akım bir boru hattının bütün ilgili hatları, çünkü birkaç line'dan oluşuyor. Ve kuzey akım 2'nin de hattının bir tanesi şu an çalışamaz durumda ve belki önümüzdeki sonbahara kadar çalışamayacak. Tüm bunları göz önünde bulundurunca Rusya Avrupa'da benden gaz almak istiyor. Yani bunun farkında. Yani hani genelde şöyle bir anlam, şöyle yorumlar da yapılıyor. Efendim Avrupa Rusya'dan gaz almak istemiyor ki, Rusya gazı buraya getirse ne olur? Aslına bakarsanız o şekilde değil. Avrupa halen Rusya'dan gaz almaya devam ediyor. Konjektür gereği Ukrayna'nın yanında bütün Avrupa ülkeleri pozisyon alsa da örnek verelim Macaristan, Hırvatistan, Avusturya, bunun gibi birçok ülkedeki birçok tedarikçi, büyük hani toptan tedarik sağlayan tedarikçi Rus gazını almaya devam etmek istiyor. Çünkü zaten mevcut kontratları var. Öte yandan alternatifini bulamadığı için de değil mi aslında o sanırım? Ya tabii, yani uzun vadede Kırım'ın ilhakından bu yana aslında Avrupa Rus doğalgazına olan bağımlılığını azaltmaya çalıştı. Ama ikamesinde alternatifini de çok bulamadığı için aslında baktığımızda bu bağımlılığından da kurtulamadı. Bu yüzden de aslında şu anda da bu arayışları gerçekleştiriyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da işte Katar'dan LNG nakliyesine başlıyor. Ya da Azerbaycan'la mevcut kapasiteleri arttırmaya çalışıyorlar. Ama yani bunların hiçbiri Rusya'dan alınan doğalgazın miktarını, kapasitesini karşılamıyor. Tabii kısa vadede zaten karşılayacak bir şey yok. Öte taraftan şimdi Rusya'nın bu önerisi de kısa vadeli bir öneri değil. Yani Türk akımı boru hattı projesi aslına bakarsanız 4 hattan oluşacak şekilde, 4 paralel hattan oluşacak şekilde planlanmıştı. Sadece ikisi yapılmıştı. Biri Türkiye'yi besliyor, biri Balkanları besliyor. Şimdi muhtemelen Putin'in bu bağlamdaki önerisi en azından o planlanan 2 hattı daha yapalım. Balkanları buradan besleyelim. Şimdi kuzey akımdan veremediğimiz gazı buradan en azından Balkanlara, hatta oradan Almanya'ya kadar bile sevk edebiliyorsunuz. İtalya piyasasına kadar ulaşabiliyor ilgili Avrupa iç dağıtım sistemi üzerinden. Rusya en azından bunu yapalım diyor ama bakın bunun da yolu, hani bunun da en azından 2-3 senesi var. Öte taraftan şu var, bakın uzun vadede başka alternatif kaynaklarla Avrupa Birliği derdine derman bulabilecek olsa dahi Rus gazı sürdürülebilirlik ve fiyat rekabeti noktasında en uygun gaz. Yani bunun herkes farkında. Öte taraftan birçok Avrupa ülkesi tamam Ukrayna'nın yanında yer alıyor ama Rusya ile ilişkilerini de tamamen bozmak istemiyor. Zaten Avrupa Birliği ülkeleri bu sebeple yani net bir karar alıp ya da Rusya'ya yönelik uygulamaya çalıştıkları ambargolar da hep bir araya gelemiyorlar. Somut birlikte karar alamıyorlar. Böyle bir durum da söz konusu. Tabii tam bu tarihte Rusya'nın bunu açıklamış olması bu karar süreçlerini Avrupa'nın ortak karar mekanizmalarında diplomatik olarak biraz daha baskı altına alıp engelleme noktasında da düşünülebilir. Özetlersek yani ilgili boru hattına 2 line daha ekleyip kapasiteyi arttırmak, buradan Türkiye'ye mesela Avrupa almasa bile siz buradaki gazı uygun fiyata Türkiye'ye verirsiniz. Türkiye fazla gazını ya da başka ülkelerden aldığı gazını Avrupa'ya verebilir. Çünkü şu an fiyatlar öyle bir noktaya gelmiş ki bütün opsiyonlar ekonomik olarak tutarlı hale geliyor. Yani Türkiye'nin bu bağlamda EPH piyasası üzerinde gelen gazı millileştirerek farklı ülkelere farklı, hani Türkiye'nin gazıymış gibi satma kabiliyetleri ve potansiyeli de ortaya çıkabilir. Tabii yani merkez demek bu anlama mı geliyor hocam? Zaten tabii, Türkiye üzerinden geçen hatlar var. Ama yani tabii bir köprü niteliğinde, ama merkez yani demek yani gaz buraya gelip depolandıktan sonra Türkiye üzerinden mi satılacak? Böyle mi oluyor? Yani mesela muhtemelen Rusya'nın ilk hedefi Türkiye'yi transit ülke olarak kullanmaya devam etmektir. Ama bizim asıl hedefimizin zaten EPH'i biz bu sebeple kurduk. Yani gazlı bütün gazlar, bütün farklı kaynaklar Türkiye'ye gelsin, bu piyasada işlensin, Türkiye ihracat da yapabilsin. Yani böyle yaparsanız bir fiyat mekanizması olur. Yani siz bölgesel bir fiyat belirleyici rol üstlenmeye başlarsınız, o zaman zaten gerçek anlamda bir merkez olursunuz. Öbür türlü hani sadece transit geçiş ülkesi olmanın hani arz güvenliği, jeostratejik konum ve biraz da gelir dışında çok fazla da bir faydası olmuyor. Asıl hedefimiz gerçek anlamda bir merkez olmak olmalı. Peki yani Bakan Dönmez'in de hemen bir yanıtı oldu aslında buna. Aslında yani Putin daha önce de son Erdoğan'la görüşmesinde bunun sinyallerini de vermişti hatırlayacak olursak. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Enerjide en güvenilir ülke Türkiye ifadesinde kullanmıştı ortak olarak. Dolayısıyla şimdi o yapmış olduğu açıklama biraz daha aslında somutlaşıyor da diyebiliriz belki de.
Şimdi bakan dönmez teknik olarak mümkün dedi. Yani bunun bir hazırlık aşaması mı olacak? Yani bugünden yarına olabilecek bir şey mi? Yoksa yeni yatırımlara ihtiyaç var mı? Türk akımına alternatif yeni hatların, bağlantı hatlarının kurulmasının da gündemde olabileceği de belirtiliyor. Çünkü Rusya tarafından yapılan açıklamaların içerisinde bu da vardı. Yani yeni yatırımlar mı gerektiriyor Türkiye'nin bir merkez olabilmesi için? Ve bu yatırımlar hani bugünden yerine yapılabilecek yatırımlar mı yoksa daha uzun vadeli yatırımlar mı? Tabii bu tamamıyla şöyle söyleyeyim. Uzun da değil ama orta vadede düşünülecek bir yatırım olarak tasavvur edilebilir. Yani Putin'in bu bağlamda ortaya koyduğu politika olarak yorumlarsak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kuzey, yani şu an Türk akımı, yani Rusya bize gazı nereden verecek? Yani Türkiye'nin batı ucunda bir piyasa oluşturmayla noktasında bir hani politika kurgulanacaksa Rusya bize gazı nereden verecek? Zaten hemen hemen kış aylarında bizim bütün tedarik hatlarımız neredeyse full kapasite çalışıyor. Küçük boşluklar olabiliyor. Bu küçük boşlukları Rusya hani yani doldurup oradan ekstra 1-2 milyar metreküplük ekstra gaz Avrupa'ya sevk edilebilir. Ama bu hani ortaya koyulan politika bu değil. Asıl hani az önce bahsettiğim Türk akımı boru hattının zaten iki tane hattı tamamlandı. Yani 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki tane şu an hat Türk akımı dahilinde Türkiye'ye ulaşıyor. İşte bu hat aslında 4 hat olacak şekilde planlanıyordu. Yani iki hat daha yapılacak. Yani iki hatlık daha yatırım anlamına geliyor bu. Yani nereden baksanız 8-9 milyar dolarlık bir yatırım. Ve minimum 2 sene ila 3 sene arasında sürecek bir yatırım bu. Yani hani buradan ilave artı bir hani iki tane 16'yı topladığımızda yaklaşık 32 milyar metreküp bir arz sağlanıyor. Yani 32 milyar metreküp bütün Balkan piyasasının derdine derman olacaktır. Ama 2-3 senesi var en azından bu konseptin oluşmasının. Yani zamanımız var. Evet. Biz de bunu çalışacağız zaten öte taraftan. Türkiye iç piyasası noktasında. Evet. Ama biz bunu uzun zamandır tartışıyoruz. Yani Türkiye coğrafi açıdan baktığımızda çok önemli bir noktada. Evet, işte ihtiyaç duyanla elinde tutan arasında önemli bir noktada. Ama bu hat, yani sadece mesele köprü olmak değil aslında. Vanayı da tutabilen ve bundan da gelir elde edebilen bir ülke olmayı biz amaçladık. Dolayısıyla hani yatırımlarımız da tam da sizin söylediğiniz gibi EPH buna da yönelik kuruldu. Teknik olarak da mümkün dedi Fatih Dönmez. Bakalım ilerleyen günlerde bunun etkilerini göreceğiz ama tam da yani 2023 Mart ayında Karadeniz doğalgazının karaya ulaştırılıp yakılacağı döneme denk geliyor olması da belki bu anlamda da oldukça kritik ve önemli. Çok teşekkürler Oğuzhan Hocam. Çok sağ olun. Sizin vaktiniz bugün kısıtlı. Daha fazla maalesef yayında kalamayacaksınız.